konuklarımız, sevgili misafirlerimiz. Zeytinburnu CHP İlçe Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu iftar yemeğine şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sayın Mali Müşerrilerimiz, hoş geldiniz. Sayın öğretmenlerim, okul müdürlerim, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale şehitlerimizin 190. yıl dönümü. Şehitlerimizin saygıyla minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz için sizlere bir dakikalık saygı duruşuna arz ediyoruz. Arkasından sizden başlayalım. Dikkat! Teşekkürler. Şimdi hep birlikte İslam Marşı'nı söylüyoruz arkadaşlar. Ses veriyorum. Korkma sönmez, korkma sönmez bu şafak. Darda yüzen alsacak. Sönmeden yurdumun üstünde tüter solacak bu benim milletimin. Yıldızıdır parlayacak o benim. Böyle birkaç şey. Oturun lütfen oturun. Ezandan sonra hep birlikte Çanakkale Türküsü söyleyeceğiz. Biraz sonra iftar vakti. Tüm Atatürkçülere selamlar, saygılar. Şimdiden afiyet olsun. İl Başkan Yardımcım Selahattin Bey, İlçe Başkanı Metin Bey, benimle birlikte bu yolda Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Belediye Başkan aday adayı olmuş. Kıymetli Büyük Süleyman abim ve Cemil abim, sizlere de saygı sunuyorum. Kıymetli hocalarım, mali müşavir ve muhasebeci dostlarım, sayın büyüklerim,
Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bu yıl dönümümüzde kutlamamızı sağlayan büyük şehitlerimize ve gazilerimize, bize Kurtuluş Savaşı'na armağan eden atalarımıza şükranlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Bugün saat 9.30'da Adliye Meydanı'ndan başlayarak 58 Bulvar'a giriş yapıp bayraklarımızla şehitlerimizi anacağız. Zaferimizi kutlayacağız. Sizleri de müsait olanlarınızı aramızda görmek isteriz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyet olsun. Efendim ben artık hepiniz muhtemeldir ki tanıyorsunuz. İsmim Onur Soytürk, şehir prensiyim. Mesleki tecrübem 2004 yılından bu yana kentsel dönüşüm uzmanlığı üstüne. Zeytinburnu'muzun bildiğiniz üzere birinci ve en temel sorunu maalesef ki 25 yıldan beri büyük depremden, Kocaeli İzmit depreminden bugüne çözülememiş. Riskli yapı stoğumuzun yenilenmesi ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili sınıfta kalmış bir yerel yönetimimiz var. Bendeniz inşallah 31 Mart günü belediye başkanı seçildiğimde bütün belediyemizin imkanları ve olanaklarıyla birinci önceliğimizi kentsel dönüşüm projelerimize başlayarak yapacağız. Kentsel dönüşüm projeleri için adabazlı ve süper adabazlı kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çok ciddi bir çalışma ve hazırlık yaptık. Zeytinburnu'nun bugüne kadar çalışılmış pek çok projesini derledik. Kendi ekibimle, profesyonel ekibimle, gönüllü ekibimle 40'a yakın proje hazırladık. Yine Zeytinburnu'muzu güzelleştirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Bey'le beraber 4 yıl görev yaptım. Bu görev sırasında hem tüm İstanbul'a hem de İstanbul'umuzun Güzide ilçesi Zeytinburnu'na pek çok proje hazırladık. Bu projelerin başlangıç aşamalarını tamamlanmış olanları göreve geldiğimizde uygulama aşamasına geçeceğiz. Birden fazla yapı adasını birleştirip aradaki kapanan yolları kullanarak özellikle zemin altına kapalı otoparklar yaparak ortadaki kapattığımız yolun metrekaresini binaların, adaların çeperinde bırakıp yolları genişleteceğiz. O genişleyen yollarla birlikte aslında ilçemizin 2050 vizyonuyla yeni bir Zeytinburnu, depreme karşı dayanıklı, yaşam kalitesinin yüksek olduğu, sosyal donatı olanaklarının fazla olduğu bir Zeytinburnu haline getirmek istiyoruz. Bunu yaparken öncelikle maalesef ki 25 yıldan beri geri bırakılmış, bunu bilinçli olarak yapıldığını düşündüğümüz eğitim alanında yatırımlar yapmak zorundayız. Göreve geldiğimizde ilk işimiz uygun mahalle, tüm mahallelerimizde uygun yerlerde kreşler açacağız. Bu kreşlerimizle birlikte aslında hem çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerini almasını sağlayıp hem de Zeytinburnu'lu gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam olanağı sağlayacağız. Hem de çocuklarımızın annesi hem sosyal hayata hem de ekonomik hayata çocukları kreşe gittiği için daha rahat ve özgüvenli bir şekilde atılabilecekler. Ana sloganlarımızdan birisi Zeytinburnu Belediyesi'ni sosyal, demokrat ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla yönetmek. Yapacak olduğumuz projelerin hemen hemen her birisinde Zeytinburnu ve hemşehrilerimizin cebinden para ödeyerek almak zorunda kaldıkları hizmetleri, kamu hizmetlerini ücretsiz ya da sembolik ücretlerle onlara vermek gibi bir niyetimiz var. Bu kapsamda etüt merkezleri açıp, bu etüt merkezlerinde özellikle orta son ve lise son öğrencilerinin girecek oldukları sınavlara hazırlanmasını sağlamak istiyoruz. Sokaklarda çok fazla genç kardeşimizle karşılaşıyoruz. İnanın etüt merkezine ya da dershaneye gidiyorum diyen öğrencimiz neredeyse yok. Hepsi evde kendi başına hazırlanmak zorunda. Diğer yandan öğretmenlik mesleğini icra etmek için üniversitelerden eğitim alan gençlerimiz ya işsizler ya başka bir sektörde çalışıyorlar ya da ücretli öğretmenlik yaparak asgari ücretin daha altında ücretlerle çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Açacak olduğumuz etüt merkezleriyle aynı kreşlerde olduğu gibi hem
gençlerimize hem de öğretmenlerimize istihdam alanları yaratmak istiyoruz. 10 tane mahallemizde kentsel dönüşüm artık ofisi açmayı planlıyoruz. Emeklilerimize yönelik, özellikle tek maaşlı dar gelirli emeklilerimize yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin vermiş olduğu yıllık 10.000 TL bir pazar desteği paketi var. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak bunun üzerine 8.000 TL daha ekleyip aylık 1.500 TL'ye getireceğimiz bir sosyal yardım paketi hazırladık. Üniversite kazanan öğrencilerimize burs desteği vereceğiz. Emekli evi, emekliler kıraathanesi açıp emeklilerimizin sosyalleşmelerini sağlayacağımız, 1 TL'ye çay içmelerini sağlayacağımız bir tesisi millet bahçemizin içinde yapmayı planlıyoruz. Şu anda maalesef ki 58 bulvardaki banklarda saatlerini oturarak geçiren emeklilerimiz var. Onlar daha fazla saygıyı hak ediyorlar. Öğretmen evini yeniden Zeytinburnu'muza kazandıracağız. Öğretmen evi sadece öğretmenler için değil, ismi öğretmen evi olacak ama tüm kamu emeklilerine açık olacak. Kendi içinde lokali olacak. Kendi içerisinde misafirhane hizmeti verebileceğiz belediyemizle birlikte. Gibi pek çok projemiz var. Bu projelerimizin hepsinin merkezinde aslında Zeytinburnu'nun hemşehrilerimiz var. 400 yataklı devlet hastanemizi Sağlık Bakanlığımızla birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Veli Efendi ve Çırpıcı mahallemizde önceki dönemde iş çalışmaları başlamış 72 derslikli ilkokul, ortaokul ve liseyi Zeytinburnu'muza kazandıracağız. Yapacak olduğumuz tüm çalışmalarda Zeytinburnu'nun gençlerine, kadınlarına istihdam olanakları yaratmak, gençlerimizin, kadınlarımızın meslek sahibi olmasını sağlamak gibi bir programımız var. 10 tane mahallemizde mahalle evi açacağız. Bu mahalle evleri Enstitü İstanbul İSPEK modelinde olduğu gibi özellikle kadınlarımızın eğitim almasını, aldığı eğitimlerle ilgili sertifika almasını ve iş hayatına katılmasını ya da el emeğiyle ürettikleri ürünleri kadın emeği kooperatifleri vasıtasıyla satmasını, satamadığı ürünleri bizim belediye olarak satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlayacağız. Tüm bu projeler ve daha fazlasını sosyal medya hesaplarımızda, internet hesaplarımızda görebilirsiniz. Tüm bu projelerimizi daha fazlasını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Onur Soytürk CHP hesabının adı. Şimdilik bu kadarla kapatmak istiyorum. Soru cevap kısmında mikrofonu uzatacağız ama istirhamım şudur. Son seçime 13 gün var. 13 gün boyunca mümkün olduğu kadar fazla kişiyle el sıkışmak, mümkün olduğu kadar fazla kişiye hitap etmek ve onların hem sandıktaki desteğini hem de sandık dışındaki gönüllü olarak bizim elçimiz olması yönünde desteğini istemeye çalışıyoruz. O yüzden programlarımız çok sıkışık. Mikrofon verdiğimiz dostlarımız, büyüklerimiz lütfen bir cümle ya da iki cümleyle sadece sorusu varsa sorusunu sorup cevabını verebileceğim şekilde ilerlersek çok sevinirim. Dilek, temenni ve görüşlerinizi uzattığımız takdirde yarıda bırakmak zorunda kalacağız. Mümkün olduğu kadar fazla hemşehrimizin sorusunu cevaplandırmaya çalışacağım. Son söz olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni Zeytinburnu'nda yeniden iktidar yapmak için 31 Mart gününe kadar elimizde kalan son 13 günde siz büyüklerimizden ve dostlarımızdan sadece kendileriniz için değil, sosyal hayatınızdaki komşuluk yaptığınız kişiler, beraber çalıştığınız ofisteki kişiler ve tüm çevrenizle birlikte bizim için, benim için oy istemeye davet ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. Çok sağ olun, sağ olun. Akşam 21.30'da yürüyüşe başlayacağız. Sizleri de Adliye Meydanı'nda buluşmaya, Türk bayraklarımız hazır, dağıtacağız orada. Türk bayraklarımızla birlikte 18 Mart anmamız için Cumhuriyet Adliye Meydanı'na davet ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Orada bir toplantı var mı hocam?
kendisi değil ama projeleri beni gerçekten tavladı. Sizlerin de kendisi kesinlikle tavlamasın ama hepinizden istirham ediyorum. Lütfen projelere bakın. Projeler sizlere benim gibi tavlarsa ne mutlu ona. Ben duygusalsam artık ona bir kaza. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başar. Buyurun arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık 5 yıldır Zeytinburnu'nda ikam ediyorum. Buranın en büyük sorunu olan otopark sorunu konusunda başkanım inanılmaz derecede sizlere inanıyoruz. Yani tavsiye niyetinde bu okulların ve camilerin alt katlarında kapalı otopark olarak vatandaşlara, özellikle burada ikamet eden vatandaşlara bir otopark alanı açabilirsiniz. Çok seviniriz çünkü her akşam burada sanayici arkadaşlarla veya tekstilci arkadaşlarla ya da bir sonraki günün sabah aracınızı ne zaman çekeceksiniz diye devamlı uyarılmaklarla güne başlıyoruz. Bu otopark sorunu gittiği derecede Zeytinburnu'nun büyük sorunlarından birine tekrar ediyor. Eğer bunu çözerseniz çok seviniriz. Size minnettarım. İyi akşamlar. Teşekkürler. Başka arkadaşlar, sorusu, önerisi olan arkadaşlarımız var mı? Geliyorum ben. Buyurun. İyi akşamlar. Sayın Belediye Başkanımın kent dönüşüm projelerini biraz Japon felsefesine benzetiyorum. Acaba Japon'un büyüğü olacak mı burada? Yani 50 katlı binada yine korkmuyor Japon. İşte biz de sokakta yürürken, binada yatarken, otururken korkmayacağız. Ama ilk defa gerçekten bu kentsel dönüşüm projelerini çok beğeniyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah başaracağız. Bunlardan daha var mı arkadaşlar? Görüş beyan etmek isteyen, düşüncesini söylemek isteyen? Herkese iyi akşamlar. Sayın Başkanım'a bir sorum olacak. Yıllardır kentsel dönüşümle şehir planlamasıyla çalışmış bir başkanımız. Sayın Başkanım, bu çalışmanızla ilgili herhangi yer bilincinin bir kolektif bir proje çalışmanız oldu mu? Mesela diyorsunuz ki Zeytinburnu'da ada kentsel dönüşümünü yapacağım ada bazında. Bugün tabi katlar yükselecek burada haliyle. Belki 14-15 kat olacak. Zeytinburnu'nun zemini aldığınız dilimle yer bilincinin şeyiyle, bilgisiyle pek uygun değil yani bu zeminle ilgili, tamam mı? Bunun hakkında ne düşünürsünüz? Ve bu kentsel dönüşümle ilgili yani normal bir inşaatı uygulayacaksınız yoksa herhangi başka teknolojiyle ilgili bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. Başka sorusu olan arkadaşlar bu tarafta. Sorusu olan, önerisi olan yok Sayın Başkanım. Benim var. Arkadaşım. Ben Kurtun Cemil. Herkese iyi akşamlar dilerim. 17 yıldır Zeytinburnu'da öğretmenlik yaptım. Bir zamanlar Zeytinburnu'nda kalp eğlendiğimiz, muhabbet ettiğimiz bir öğretmen evimiz vardı. Bu öğretmen evimiz her ne sebeptense yıkıldı. Sizin dönemli değer gerçekleşirse
Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Öğretmen okulları canlandırmayı düşünüyor musunuz? Evet. Daha atıyorsan 20 günlükte sevinirim. Teşekkürler. Özellikle son dönem yıl vermeyeyim aslında demek istediğim sağlayacaksınız ama ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların başlıca nedeni bana göre yönetimlerin şeffaf olmaması, şeffaf vermemesi veya vermekten kaçınması dolayısıyla bunların denetlenememesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada muhtemelen size oy vermeyecek arkadaşlar da var. Olsun, dinlesin sizi. Diğer taraftan da gidip size oy verecek olan arkadaşlar da olsun. Ama ben mali müşavir olarak şunu istiyorum. Sizin döneminizde yaptığınız harcamaları, hesap verilebilirliğini, şeffaflığını nasıl açıklayacaksınız ki bunun çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve not olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin de burada kazandığınız, sahip olduğunuz iktisadi teşekküllerin denetlenmesini de istiyorsanız biz mali müşavirler olarak buna bir daha bedel hazırız. Yeter ki siz talep edin, ülkemiz, ilçemiz, vatanımız kazansın. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte. Her şey çok güzel olacak. Efendim teşekkür ediyorum sorular için. Öğretmen evi sorusunu cevaplamıştım galiba hocam duymadınız. Öğretmen evi evet yapacağız. Zeytinburnu'nun bir öğretmen evine ihtiyacı var ama sadece öğretmenlere özel değil, diğer kamu emeklilerinin de kullanabileceği bir öğretmen evi, daha büyük bir metrekarede bir öğretmen evi hayalimiz var. Otopark sorununun ilgili soru geldi. Otopark sorunu kentsel dönüşümden sonra en büyük ikinci sorunumuz. Otopark sorununun birinci çözümü kentsel dönüşüm yaparak üreteceğimiz Adabağlı projelerin Bodrum katındaki ekstra yeni yapacağımız konutlara birebir otopark üretmekle başlıyor. Çünkü yıktığımız süt adaların altına otopark yaptığımızda çevreyi de rahatlatacağımızı biliyoruz. Ayrıca tüm kamu binalarımızın ve parklarımızın altına teknik olarak olanak varsa, yapılabiliyorsa otopark yapacağız. Biz sosyal otoparkçılık hizmeti getirmeyi planlıyoruz. Yani bir otoparkın aylık aidatını 2000-3000-4000 TL değil, daha uygun fiyatlarla verebilelim istiyoruz ki bu kamusal otoparklar kreşin altına da girsin, sadece kreş kullanmasın, mahalleli de o otoparkı kullansın istiyoruz. Depreme güvenlik konuda Ahmet Hocam sordu, Japon teknolojisini kullanacak mısınız? Tabii ki efendim. Sadece Japon değil, bütün ilmi yurt dışından getirebileceğimiz her türlü teknolojiye açık olmak zorundayız. Burada bizim kısıtlayıcımız maliyet. Maliyet nedeniyle çok yüksek maliyetli işlere giremeyeceğiz. Ama optimum çözümleri üreterek kentsel dönüşüm yapmak zorundayız. Takdir edersiniz ki Zeytinburnu'muzun ekonomik gücü, Zeytinburnu'da hemşehrileri bizim kentsel dönüşüme girdiklerinde fiyat farkı ödemek gibi bir ekonomik güçleri pek yok. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediye'miz yine daha gelirli vatandaşlarımız için inşaat yenileme maliyetinin %60'ına, emeklilerde %65'ine varan hibe programları var. Ayrıca kirayı Çevre Şehircilik Bakanlığı 5500 lira olarak ödüyor. Şu anda 5500 liraya kimse kiralık yer bulamaz. Ne Zeytinburnu'da ne İstanbul'un başka bir semtinde. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden katkı olarak bu 5500'ün üzerine artı 7000 lira veriyoruz. Eklenmeyin yeni seçim vaadi. Eğer emekli hisar sahibi artı 9000 lira veriyoruz. Yani 12500 lirayla 14500 lira arasında geliyor. Tabii bu yenilemeyi teşvik için yaptığımız bir hizmet. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi adına kurmayı planladığımız iştirak şirketimizi tüm kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili vatandaşımızı yalnız bırakmayarak uzlaşmadan başlayıp müteahhitin bulunması, inşaatların devam etmesi ve tüm süreci tamamlayacak şekilde anahtar teslimine kadarki sürece garantörlük vereceği, sizlerin hak sahiplerini alacağı dairelerin selahiyeti açısından bir mekanizma geliştiriyoruz.
Süleyman abimin dediği gibi aynı ismi öneriyoruz. Zeytinburnu İmar AŞ'yi kuracağız. Bu Zeytinburnu İmar AŞ'yi sizin kentsel dönüşümle ilgili tüm süreçlerinizin takipçisi olacak. Evet, yer bilimcilerle birlikte çalışacağız. Şu anda henüz fikri altyapıyı sunduğumuz için yer bilimle projeleri henüz uyumlulaştırmadık. Ama elimizde yer bilim açısından tüm İstanbul'un mikro bölgelerine çalışmaları ve diğer çalışmaları var. Bu çalışmaları altlık olarak kullandığımızda Zeytinburnu'nda 2000 öncesi yapılmış yapılarda %82'sinin ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını biliyoruz. 2500'ün üzerinde bağımsız dilimde çalışma yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim içinde bulunduğu yönetim kademesindeyken 2100 tanesi ağır hasar alacak ya da yıkılacak. Yani bir hemşerimizin sözüyle tabut evlerde oturuyoruz. Tabut evlerin bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Şeffaflık, katılımcılık, denetlenme bizim için olmazsa olmaz kriterler. Şu anda en büyük problemimiz Zeytinburnu Belediyesi'nin bütçesinin doğru yönetilmemesinden kaynaklı. 2024 bütçesi Zeytinburnu Belediyesi'nin 3.6 milyar TL ve 3.6 milyar TL'si olan bütçesi olan Zeytinburnu Belediyesi pek çok yatırımla ilgili maalesef ki çekimsel davranıyor. Seçim vaadi olan projelerin neredeyse yarısı ya Sağlık Bakanlığı, ya Çevre Şehircilik Bakanlığı, ya Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne güvenilerek vaatleştirilmiş. Dolayısıyla bütçeyi doğru yöneteceğimiz, hesap verilebilir olacağı, ihalelerimizin canlı yayınlanacağı, meclisimizin canlı yayınlanacağı bir Zeytinburnu Belediyesi hayal ediyoruz. Daha önce birkaç yerde söyledim. Ben stajımı Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptım. Bu bahsettiğim her şeyi, projelerin pek çoğunu orada birlikte hayata geçirdik. İnşallah sizlerin de katkılarıyla ustalık eserimiz için Zeytinburnu Belediyesi'ne geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sorularınız, katkılarınız, kıymetli vaktiniz ve destekleriniz için. Hüseyin Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum basın adına bizim yanımızda. Son olarak bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Metin abime ve hocama saygılar, Sayın hocama saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. 5 dakika sonra özür dilerim. Başkanı takdim etmeyi unuttum, az daha unutuyordum. Eşim Kübra Şensoy'duk aramızda. Benim enişte sıfatıma Zeytinburnu'lar tarafından layık görünmemi sağlayan eşim 16 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde çalıştı. 2003 ile 2019 yılları arasında. Meslektaşım, dostum, sırdaşım, emekçi eşim. Sizlere hem onu takdim edeyim hem de ondan da sizin yanınızda tekrar teşekkür etmiş olayım. Çok sağ olun, var olun. İnşallah sizlere yeter partisinin bayrağını Zeytinburnu'nun burçlarına dikeceğiz. Sağ olun, var olun. Tam yol ilerliyorum. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.